أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التأكيد çok önemli konulardan biri. İnşallah bugün de bunu tek derste halledelim. Metbu'unun yani tabi olduğu kelimenin ifade ettiği manayı isnatta veya şumulde yani hakkında hüküm verilen mananın kim olduğunu tayinde veya şumulde ya da cümlede bahsettiği hükmün kimleri kapsadığı noktasında manayı kuvvetleştiren, pekiştiren ve tespit eden, sağlama alan, garantiye alan, yanlış anlamaların önünü kesen öyle bir tabidir ki buna muekkit de denir. Bu isimde verilir. Tekit kendi içerisinde lafzi ve manevi olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi tekit öncelikle cümledeki yanlış anlamaların önünü kesme. Birinci temel kullanım amacı budur. Ahmet, evet sana söyledim. Ahmet sana söyledim de şey bellidir. Evet sana söyledim. Manayı ne yapıyorsun? Pekiştiriyorsun. Diğerlerine falan değil. Beden dilinde ve ismi ve artı sen zamirini kullanmakla ne yapıyorsun? Manayı pekiştirmiş oluyorsun. Ya da ben bu işi hatayla söylemiş değilim. Öyle sürçülisan ettim de bir anda yanlışlıkla söyledim değil. Bile isteye söyledim. Ve bunu söylemek istiyordum, bunu söyledim. Yani orada tamamen yanlış anlamaların önünü kesmek için kullanılan lafızlara biz yine verilen ehemmiyeti hissettirmek, ne diyor Allah Resulü? İyyâkum vel kezibe. Oradaki el kezibe, el kezibe. Yalan, yalan. Ey ümmet Muhammed sizi yalan konusunda dikkatli olmaya çağırıyorum. Mesela tembih edatıyla birlikte geldiğinde ne yapıyor? Verdiği önemi iyice hissettirmek için tekit kullanması gibi. Bu tekit için kullanılan ekstra lafızlara normalde cümlede yer almayacakken manayı pekiştirmek için ekstradan kullanılan lafızlara biz müekkit, tekit edilen gerideki cümleye de müekket diyoruz. Tekit iki çeşittir. Bir tekit lafzi, cümlenin içinde net bir şekilde varlığını gözle gördüğümüz lafızlardır, ekstra lafızlardır. İlk lafzın aynen veya müradifinin tekrar edilmesiyle olur. Ya aynı lafız tekraren, burada olduğu gibi bak. Utlub, iste. Allah'tan iste. Ney? El-ihlase, el-ihlase. Çok çok amel ediyor olabilirsin. Ama o amelinde ihlas yoksa ahirette bir karşılığı olmayacağı için öyleyse insan Allah'tan isteyeceği şey nedir? İhlastır. Burada önemli olan ihlastır. Ona dikkat çekmek için muhataba ne diyor? Utlub, el-ihlase, el-ihlase. Diyelim kişi yaptığı amelin fazlalığını dile getirerek böyle onunla bir övündü falan kendine bir pay çıkarmaya çalıştı. Ama muhatap işin bilincinde, farkında, ihlas olmayan amelin ahirette bir karşılığının olmayacağı şuurunda o da ne yapıyor? O dostunu çok iyi niyetle uyarıyor. Utlubül ihlase, ihlase, ihlas iste, ihlas iste. İhlaslı olmayan amelin karşılığı zaten yok. Burada ne yapıyor? Aynı lafzı mükerreren, tekraren vermekle İşi pekiştiriyor. Ya da kelimenin eş anlamlısını verebilir. Hemen burada hadara hadara aynı şeyin tekrarı o da değil. Lala tekrarı. Ha. Kade celese. Kade oturdu. Celese oturdu. Halilun. Halil oturdu. Yani Halil'in oturduğu net. Bunu şimdi aslında kade ile celese arasında fark var. Kade yukarıdan aşağıya oturmak. Ayaktaki insan aşağıya oturduğunda kade. Uzanan insan yattığı yerden doğrulup oturduğunda celese. Bu nüans bilinmediği zaman burada bu ikisi birbirinin muradifiymiş gibi. Aslında böyle bir pekiştirme Arapçada yok. Arapçada böyle bir pekiştirme yok. Gerçekten motamot birbirini karşılayacak kelimeler. Yani bu örnek örnek değil. Bir Türk için bu bir örnektir. Ama Arap buna baktığında bunun örnek olmadığını bilir. Ha gerçi günümüz gençler, günümüz Arapları aradaki nüansı biliyor mu? Kesinlikle bilmiyor. Kade oturdu, celese oturdu. Onlar da bu durumdalar. Halbuki sözlükleri açın müfredatı. Eski kamuslara bakın, eski şeylere bakın. Kade'nin yukarıdan aşağıya oturuş, ayaktaki insanın oturuşu olduğunu. Celesen ise uzanmış insanın uzandığı yerden kalkmak suretiyle oturması olduğunu ve arada bir nüans bulunduğunu görürüz. Ama günlük hayatta bakıyorsun öğretmen tahtaya kaldırdığı öğrenciye yerine geç, otur dediğinde iclis diyor. Günlük hayatta maalesef bu yitirilmiş. O yüzden bu örnek geçerliyse de
Arka planını bilen insana örnek örnek değildir. Neyse, muradifinin tekrar edilmesiyle olur. Her nevi elfazda, isimde olur, fiilde olur, harfte olur ve hatta bütün halinde cümle, aynı cümleyi iki kere tekrar etmek şeklinde olur. Nihayetinde lafızın tekrarıyla gelmişse ve cümle içerisinde biz onu net bir şekilde görebiliyorsak biz buna te'kid-i lafzi diyoruz. Bakın, utlub iste. El-ihlase el-ihlase. Mef'ulü bih iki kere tekrar edilmekle mana pekiştirilmiş. Hadara geldi, hadara geldi, geldi geldi, el gaibi, kayıp geldi geldi. Türkçe'de de aynısını yaparız değil mi? Ahmet kaybolmuştu, yana yana onu arıyoruz. O arada Ahmet gelmiş, onu arayan babası gelin haberi yok, telefon açtık. Ahmet geldi geldi, tekraren bakın, aynı şeyi Türkçe'de de yapıyoruz. La, ha, burada la ehunul ahde. İhanet etmem, ihanet etmem söze, verilen söze ihanet etmem. Yani ben dürüst bir insan. Burada ihanet etmeyeceğini la harfinin tekrarıyla iki kere pekiştirerek ifade ediyor. Kade celese halilun. Halil oturdu, halil oturdu. Yani oturduğundan şüpheniz olmasın. Ayakta değil, net, muhatap bunu bil. Zahara'l hakku. Fiil fail. Zahara'l hakku. Fiil fail. Ne yaptı? Cümleyi bütün halinde tekrar etmekle tekit etti. Lafzi tekit, bir, yanlış anlaşılmaların önünü keser. İki, yanlış söylenildiğini zannetmeyi. Ya bu hata en ağzından çıktı. Hayır. Muhatabın gafletini giderir veya söylenen sözün mecaz olmadığını. Ben bununla, evet, bunu kastettim. Başka bir şey kastetmedim ha. Dediğim cümleyle kastım net buydu. Bunu ifade etmek istiyorsak bu lafzi tekide başvururuz. İki, manevi tekit. Bu da kendi içerisinde yine iki kısma ayrılır. Manevi tekitte cümle içerisinde doğrudan lafzi bir tekrar söz konusu değildir de diğer yöntemlerle. Mesela işte aynun ve nefsun kelimelerini kullanmak gibi ki buna isnadi tekit diyoruz. Bu da kendi içerisinde isnadi tekit birinci grup. Müekketteki isnatta şüphe, müekket yani kendisini güçlendirdiğimiz hüküm, yargıdaki isnatta, o hükümde, bilgide bir şüphe, hata veya mecaz bulunma ihtimalini ortadan kaldırır. Yanlış anlamaların önünü tamamen keser. Bunun tekidini nefsun ve aynun kelimeleriyle yaparız. Nefsun ve aynun kelimeleriyle yaparız. Nefsun ve aynun kelimeleriyle hem müfretler hem tesniyeler hem de cem-i müzekker salim veya cem-i müennes salimler te'kit edilir. Yani bu nefsun kelimesinin ya da aynun kelimesinin bir bayana, iki bayana, çoğul bayana, bir erkeğe, iki erkeğe, çoğul erkeğe kullanılması arasında bir fark yoktur. Hepsine kullanabiliriz. Bunlar müekkede mutabık. Her neyi te'kit ediyorlarsa, neyin manasını güçlendiriyorlarsa o manasını güçlendirdikleri lafza uygun zamire birleşirler. Sanırım onu söyleyecek. Bunlar müekkede mutabık bir zamire muzaf olurlar. Yani bunlara öyle bir zamir birleşmeli ki neyi pekiştirdiklerini, kendilerinden önce gelen bir mercileri olmalı ve neyi pekiştirdiklerini hissettirmeliler. Ona uygun bir zamir kendilerine birleşmelidir. Nefsun ve aynun ile tesniye veya cemi tekit edildiği zaman tesniye bir kelimeyi tekit ediyorsak veya cemi bir kelimeyi tekit ediyorsak ef'ulu şeklinde, ef'ulu vezninde bunları getiririz. Sonlarındaki zamir metbuuna her neyi tekit ediyorsa o tekit ettiği şeye uygun olur. Örnek, ca'e geldi, el emiru, reis geldi, nefsuhu. Reisin kendisi geldi. Yani bir adamını yollamadı ya da bir mektup yollamadı. Bizzat kendisi geldi. Reisin bizzat kendisi geldi. Şimdi bazen kişi kendisi gelmez, emri gelir, o gelmiş gibi cümle kurabiliriz. Hayır, burada onu anlamayın. Bizzat kendisi geldi. Burada el emiru müekkettir. Tekit olunan lafızdır. Nefsu müekkittir. Te'kit eder. Burada emiru bir tane ve erkektir. Dolayısıyla hu zamiri de ona raci olmakla bazen emir geldi deriz, onun emrinin geldiğini kastederiz. Bazen emir geldi deriz, onun elçisinin geldiğini. Bazen emir geldi deriz, onun korumasının geldiğini kastederiz.
Şimdi burada nefsuhu'yu kullandığımda diğer bütün ihtimalleri cümle dışı bırakırım. Hani bir reisi cumhur doğrudan emir vermek için kendi gelmez. Adamını yollar, yazılı emir yollar, korumasını yollar, değil mi? Ha, hayır, onların hiçbiri değil. Bizzat kendisi geldi. Burada nefsuhu kelimesi diğer ihtimalleri tamamen eleyip gerçekten reisin kendisinin geldiğini muhatabın anlamasını sağlama noktasında manayı pekiştirir. Ama bir tekrar olayı söz konusu değildir. Hani tekkidi lafzide olduğu gibi aynı bir kelimeyi tekraren söylemek falan söz konusu değildir. Caet geldi. Hint Araplarda bayanlar için kullanılan bir isimdir. Her ne kadar hiçbir dişilik alameti olmasa da bayanlara özel bir alem isimdir. Aynuha. Hind'in kendisi geldi. Hind'in kendisi geldi. Benim Ala diye bir dostum var, Iraklı. Onun eşinin ismi Hint'ti. Bayanlar için yaygın. Suriyelilerde Hint ismine hiç rastlamadım desem abartı olmaz. İlginç bir şekilde Iraklılarda da Şii olanlarda Hint ismi yaygın. Sünni olanlarda rastlamadım. Yani kaynağı ne bilmiyorum. Niye böyle bir durum var açıkçası onu da bilmiyorum ama dikkatimi çekecek kadar. Yani ciddi bir çevrem var benim o insanlardan. Ama Hint ismini Sünni bayanlarda rastlamadım. Suriyelilerde yine rastlamadım. Bunun özel bir durumu var mı bilmiyorum. Sadece dikkatimi çektiği için sizinle paylaşıyorum. Burada bizzat Hint hanımın kendisinin geldiği net bir şekilde anlaşılsın diye muhatap tarafından Aynuha kullanılmış. Câe geldi, el-emirani, iki lider, iki reis geldiler, a'yunuhuma. Şimdi normalde a'yun kelimenin çoğuludur. Aynun a'yunun ya da nefsun enfusun. Şimdi normalde bu çoğuldur. Niye bunu aynahuma demedi? Normalde tesniye ifade etmek için aynun, aynani ki burada huma zamirine birleştiği için aynahuma dememiz beklenir. Değil. İlginç bir şekilde bu müekkit lafız ister a'yun olsun ister enfus olsun o çoğullaştırılır. Onun muzafun ileyhi olan zamir müekkede tekit edilen lafza sayıda uyumlu hale getirilir. Burada çoğulun tesniyeye izafesi söz konusu. Ve normal mantıkta insan zihni bunu kabullenmiyor. Ama bakıyorsunuz kural bu. Merfu muttasıl veya müstetir zamir merfu muttasıl yani öyle bir şeye birleşecek ki fail konumunda olacak veya müstetir zamir içinde gizli zamir nefsun ya da aynun ile tekit edildiği zaman önce merfu bir munfasıl zamir yani araya girecek o kişiye uygun bir munfasıl, tek başına mana ifade eden bir zamirle tekit edilir. Ondan sonra öbür kelime kullanılır. Kumu. Şimdi burada kumu emir fiil. Kameye kumudan kum, kuma, kumu. Kumunun muhatabı kim? Entum. İşte bu entum munfasıl zamirini önce araya koymak zorundasınız. Ondan sonra enfusukum, eyunukum her ne getirecekseniz onu bilahare getireceksiniz. Ama araya bu munfasıl zamiri bizzat getirmek zorundasınız. Kumu yapın, yerine getirin ya da ayağa kalkın. Entum sizler, enfusukum bizzat kendiniz. Ona buna söylemeyin, şuna buna ısmarlamayın içinizi. Bizzat kendiniz yapın, bizzat kendiniz yerine getirin derken burada entum ikinci bir ekstra pekiştireç olarak araya gelir. Ama bu sadece merfuluk durumunda. Mecrurluk olsa fiile birleşen bir muttasıl zamir olsa, meful konumunda olsa, mansupluk söz konusu olsa bu ara munfasıl zamir gelmez. Sadece merfulukta kumu emir fiil. Burada entum fail konumunda, tamam mı? Emrin muhatabı ve merfu konumunda. O zaman bu entum müstakil olarak buna kum olsaydı ente olacaktı. Nefsuke olacaktı. Tamam. Kum ente nefsuke. Kuma, entuma, enfusukuma. Enfus yine tesniyelerde çoğuldu hatırlarsanız. Kumu, entum, enfusukum. Kumi, enti, nefsuki. Kuma, entuma, enfusukuma. Tesniyelerde enfus yine çoğuldur. Umne, entunne, enfusukunne. Tamam mı? Dikkat edin, bu çekimler önemli. Nasartu, yardım ettim.
Şimdi burada tu muttasıl zamir. Dikkat ederseniz fail konumunda ve merfu. Ene, evet ben yardım ettim. Nefsi kendim. Ben kendim yardım ettim. Mecbur kalmadım. Birileri bunu bana zorlamadı, dayatmadı, icbar, irgam eylemedi. Bir irgam söz konusu değil, bir icbar söz konusu değil. Ben kendim yardım ettim. Tamam, burada ne yapıyor? Manayı yanlış anlamaların önüne geçerek, ya işte nasara nedir? Kişiye, düşmanına karşı yardım etmek. Şimdi kavga eden bir arkadaşınıza, hasmına karşı yardım etmişseniz bu nasaradır. Orada birileri mi seni onun yanında kavgaya girmeye zorladı? Şu mu bu mu? Hayır. Buradaki nasartu'dan sonra gelen ene ve nefsi kişinin orada kendi istek ve iradesiyle bu eylemi gerçekleştirdiğini net bir şekilde ifade eder ve muhatabın diğer zihninde oluşabilecek ihtimalleri, ya sen Ali'yi çok da sevmezdin. Niye Ali'nin yanında kavgaya girdin? Niye Ali ile beraber kavganın içine girdin? Seni Ali'nin arkadaşı sandılar, sana da hücum ettiler de mecbur mu kaldın girdin? Ya da birileri mi seni zorladı? Ya da şu mu, bu mu? Diğer bütün ihtimaller ortadan kaldırır. Nasartu ene nefsi, ben kendim yardım ettim. Net bir şekilde cümleyi ifade eder. Allah razı olsun. Mansup ve mecrur. Az önce ben dedim ya. Bunlar sadece merfu zamirler için, merfu muttasıllar için böyle. Mansup ya da mecrur muttasılsa, yani fiile birleşmiş, mesela mefulün bih konumunda ya da harfi cere birleşmiş mecrur konumunda. Mesela bi harfi ceriyle, ala harfi ceriyle gelen, li harfi ceriyle gelen fiillerimiz var değil mi? Onlar için olursa bu ayrıca araya munfasıl zamir koyma zarureti ortadan kalkar. Bu zaruret olmaz. Ra'aytu gördüm, hu onu gördüm. Şimdi burada ra'aytu'da tu var, ene nefsehu denilmez. Ra'aytu gördüm, hu onu, nefsehu. Onun bizzat kendisini gördüm. Ben karıştırmadım ya da hata yapmadım. Hiç böyle düşünmeyin. Ben onun kendisini gördüm. O bunun aksini de söylüyor olabilir. Ya da siz öyle de zannediyor olabilirsiniz. Benim verdiğim bilgiden şüpheniz de olabilir. Ama ben eminim. Ra'aytuhu nefsehu. Ben bizzat onu gördüm. Bizzat kendisini gördüm. Buradaki ra'aytu, ra'a fiil, tu fail, hu mef'ulun bih. Mahallen mansup. Burada nefse mef'ulu bihi pekiştiriyor. Faili pekiştirmiyor. O yüzden buraya ene koyarsam saçmalamış olurum. Sen te'kidi mef'ulu bih noktasında manayı pekiştirmek istiyorsun. Görme işini kimin yaptığı noktasında değil. O yüzden ene munfasıl zamiri buraya girmez. Nefsehu bu şekilde gelir. Ben bizzat onu gördüm. Merartu uğradım bihi ona nefsi. Bizzat ona uğradım. Şimdi ben bir dükkana uğradım ya da bir kişiye uğradım ama o bunu inkar ediyor. Ya da sizin bu konuda şüpheniz var. Ben de manayı pekiştiriyorum. Merartu bihi ona uğradım tek başına yeterliydi. Ama o inkar ettiği için, o inkar ettiği için özür dilerim. Bismillah. Evet. Gelelim şümuli tekide gelince. Yani kapsam noktasında manayı pekiştiren tekit. Kastedilen mananın müekketteki umumiliğini ve şumulünü ifade eder ki bunun lafızları kila, kilta, kullu ve ecma'u lafızlardır. Kullu ve ecma'u cüzlere bölünebilen tekillere de kullanılır. Şeye de, çoğullara da kullanılır. Bunlar hem müfrede kullu ve ecma'u, hem müfrede hem cemiye kullanılır. Kila ise tesniyenin erkeklerine, kilta da tesniyenin dişilerine kullanılır. Tabi bu kila ve kilta bunların merfu hali. Eğer merfu bir kelimeyi, merfu, şimdi bunlar aslında bu müekkitler aynı zamanda müekkedin bedeli durumundadır. Tamam mı? Ra'aytu gördüm. Kimi? Hu onu gördüm. Nefsehu bizzat kendisini gördüm. Şimdi bu nefsehu bu hu'dan bedeldir. Bunların arasında bir bedel mübdelün minh ilişkisi de vardı. Dolayısıyla her bedel mübdelün minh'in harekesini alacağı için burada hu fiile birleşen muttasıl zamirdi ve mahallen mansuptu ya. Dikkat ederseniz nefsehu da aynı harekeyi almış ve mansuptur. Merartu bihi, merra fiili bir harfi ceriyle geldiğinde uğramaktır. Bihi mecrurdur. Burada nefsi de o bedeli bu bedel de mübdelün minhi temsil ettiği için ve mana yönden pekiştirdiği için ne yaptı? Onunla aynı harekeyi almak zorunda kaldı ve mecrur geldi.
Şimdi bu kila ve kilta kelimeleri bunların merfu halidir. Sonlarındaki elif, hani elif tesniyelerde her zaman merfuluğun sembolüydü ya. Kila ve kilta merfu tesniyeleri temsil ettikleri zamanda böyle gelir. Eğer bir mansup ya da mecrur tesniyeyi temsil etseydi, o zaman kesinlikle ne diyecektik? Kiley ve kiltey şeklinde tesniyenin mansup haliyle gelecekti. Bir de bunlar sürekli zamire birleşmek zorundalar. Kilahuma, kiltahuma. Eğer mecrursa ya da mansupsa kileyhima, kilteyhima şeklinde gelirler. Şimdi zaten örnekleri gelecektir, önümüzü açacaktır. Bunlardan kila müzekkerlere kullanılır, kilta müenneslere kullanılır. Tamam. Tesniye zamirlerine muzaf olurlar. Tamam, bunu da söyledik ve manayı böylelikle pekiştirelim. Mesela Neceha başarılı oldu. Tilmizani iki erkek öğrenci kilahuma. Bakın burada Neceha fiildir. Tilmizani faildir. Fail olduğu için merfudur. Buradaki elif onun merfuluğunu gösterir. Kilahuma her ikisi de başarılı oldu anlamı katacağı için şumulü ifade ediyor. İki öğrenciden biri başarılı oldu, öbürü olmadı değil. Manayı şumul noktasında, içerik kapsam noktasında pekiştiren kila kelimesi burada merfu olan Tilmizani'yi temsil ettiği için Tilmizani onun mübdelün minhi merfu olduğu için bedel olan kilahuma da ki aslında burada tekittir, müekkittir de yani arkada bir bedellik ilişkisi de vardır ha. Ben bu Tilmizani'yi gizlesem cümlede Neceha kilahuma her ikisi de başarılı oldu. Cümlem tam doğrudur. Evet bir müekkittir. Evet aralarında bir tekit ilişkisi var ama aynı zamanda bir bedel ilişkisi de var. Yani bunu skalamayalım. Bedel neydi? Mübdelün minhi cümleden çıkarıp attığınızda cümlede hiçbir eksik öğe kalmıyorsa o onun bedeliydi. Biri diğerinin yerini tamamen tutardı. Şimdi ben bu kilahumayı gizlesem Necahatil mizani eksik kalmıyor. Fiil fail bir eksik yok. Tilmizani'yi gizlesem Necaha kilahuma her ikisi de başarılı oldu. Yine bir eksik kalmıyor. Dolayısıyla bunların arasında bir bedel ilişkisi de var ve o hareke öyle gelir. Burada da Tilmizani merfu olduğu için kila da merfudur, elifle gelir. Caet geldi. Ettalibetani iki kız öğrenci. Dikkat ederseniz faildir. Fail olduğu için merfudur. Bu caetin bu şekilde yazılışını ben kabul etmiyorum. Şeye uygun değil. Onun için biz ona şöyle diyelim inşallah. Caet geldi. Ettalibetani iki kız öğrenci geldi. Kiltahuma her ikisi de. Kız öğrencilerin her ikisi de geldi. Şimdi burada da talibetani merfu olduğu için kilta merfudur. Buradaki elif onun merfuluğunu gösterir. Kullun kelimesi tesniye hariç hakikaten de olsa, hükmen de olsa, ister gerçekten olsun, ister hükmen olsun, cüzlere bölünebilen, kendi içinde bölümlere ayrılabilen müfredleri de, cemileri de ifade eder. Her ikisine de şey olarak gelir. Sonunda müekkede mutabık zamir uygun bir zamir bulunmak zorunda. Şimdi, ihtarakat yandı, eddaru. Hani bu eddaru, çoğulu diyar, semai müennes bir kelimeydi. İhterakat yandı. O yüzden fiil de dişi geldi. Eddaru ev yandı. Kulluha evin tamamı yandı. Şimdi buradaki ev kendi içerisinde işte salon, oda, yatak odası, mutfak, banyo gibi cüzlere ayrılabilen bir bütün. Orada onun diğer bütün bölümleri de kapsamı net anlaşılsın. Yanan yerler nereler? Burası net anlaşılsın diye ne yapıyor? Şumul noktasında anlatılan mananın ne kadarlık bir miktarı ifade ettiği anlaşılabilsin diye ne yapıyor? Kulluha. Tereddütün kalmasın ha, evin bir yeri yandı da diğer yerleri sağlam kaldı değil. Ehterakati daru kulluha. Evin tamamı yandı, bütünü yandı. Burada eddaru her ne kadar müfretse de kendi içinde bölümlere ayrılabildiği için orada kullu kelimesini müfrede kullandık. Mesela bu bir insan olsaydı insan için bu kullu kelimesini kullanamazdık. Nefsu kelimesini kullanmak zorunda kaldık. Kara'atu okudum el kitabe kitabın kullehu tamamını okudum. Kitap kendi içinde ünitelere, bölümlere, başlıklara değil mi ayrılır. Kendi içinde cüzleri vardır. O yüzden
kitabın tamamını okudum. Girişini okudum, gelişmesini okudum. Birinci, ikinci, üçüncü üniteyi okudum, diğerlerini okumadım değil. Burada kapsam olarak tamamını ifade etmek üzere ne yaptım? Kulle kelimesini kullandım. Yine el kitabe kara fiilinin mef'ulü bihi olmakla mansuptu. Kulle de dikkat ederseniz mansuptu. Burada ihterakat fiilinin faili olan eddaru merfuydu. Kullu da merfu. Yani müekkitler her zaman müekkedin harekesini almak zorunda. Ferahtu, boşa çıktım. Minel a'mali, işlerden kulliha, tamamına. Yani bütün işleri bitirdim. Feraga, yefruğu, boşaltmak, boşa çıkmak. Minle geldiğinde bitirmek, tamamlamak diye tercüme edilir. İnteha mesela normalde sona ermektir. İnteha min, inteha yentehi. Sona erdi, sona eriyor. Ama inteha minle geldiğinde bitirmek. Mesela görevimi bitirdim gibi bir fiil şey yapsam, inteheytu min vazifeti gibi bir cümle kurmak zorunda kalırım. İnteheytu, bitirdim, min vazifeti, vazifemi bitirdim. İnteheytu min kitabetil kitabı, kitabın yazımını bitirdim. İnteheytu min tercemetil kitabı, kitabın tercümesini bitirdim derken yine minle gelir. Neyse, devam ediyorum. Ha, bu arada minel a'mali burada car mecrur şeklinde. Ferahtu, boşa çıktım, tamamladım, bitirdim. Minel e'mali, işleri bitirdim. Şimdi car mecrura gelen bu mef'ulü bi gayri sarih mecrur olduğu için onun kulli müekkidi de aynı harekeyi almak zorunda. Burada metbu'u el-e'mal kelimesi min carından dolayı mecrurdur. Kulliha tabidir ona. O tabi de metbu'uyla aynı harekeyi almak zorunda olduğu için o da mecrur gelmek zorunda kalır. Dolayısıyla ca selimun kulluhu, Selim bütün halinde geldi. Selim zaten bir bütündür. Gelmişse tam gelmiştir. Kolu geldi, kafası gelmedi. Bacağı geldi, gövdesi gelmedi. Bu anlamda Selim şeylere değil, cüzlere ayrılabilen bir yapıya sahip değil. O yüzden burada ca selimun kulluhu normalde denmez. Ama mecazi olarak denilebilir. Şimdi Selim burada derste, bedenen burada, aklı yok. Dalıp dalıp gidiyor. Dersi dinlemiyor. Hoca bunu fark etti. Dalga geçmek için ca selimun kulluhu. Dün böyle olmuştu ama bugün Selim bütün benliğiyle orada ve pür dikkat dinliyor, soru soruyor. Sürekli hocanın ağzının içine bakıyor. Beden diliyle dersi dinlediğini hissettiriyor. Hoca dünkü ihmali ve dalgınlığı ve gafleti için Selim'e bir mecazi gönderme yapacaksa el yevme ca'e selimun kulluhu, bugün Selim bütün halinde gelmiş diyebilir mi? Diyebilir. O zaman bu bedel kuralına aykırıydı, böyle bir cümleyi nasıl kurar falan, Selim bölümlere ayrılmıyor. Hayır, orada Selim'i ruh ve beden, akıl ve beden olarak dün bedeni gelmişti. Aklı burada değildi, başka yerdeydi. Ve ben ona mecazen bir gönderme yapmak istiyorsam, el yevme ca'e selimun kulluhu, bugün Selim bütün halinde gelmiş diyebilirim. Mecazi anlamda bunu deme hakkım var. Diğer bir not, kullun sonunda müekkede mutabık zamir bulunmazsa, kullunun sonunda el kullu şeklinde gelirse, o zaman bu artık müekkit değildir. Bu ma'mulun bil asali olur. Mesela soruyorum. Helca'e duyufu? Helca'e geldi mi? Helca'e geldi mi? Kim? Ed duyufu. Misafirler geldi mi? Şimdi böyle bir soru çıktı karşıma. Orada na'am ca'el kullu. Na'am. Evet. Ca'el kullu. Evet, herkes geldi gibi bir cevap verse. Burada el kullu nedir? Faildir. Fail olduğu için ca'e fiili onu merfu olmaya zorlar. Dolayısıyla bu bir ma'mulun bil asaledir. Ma'mulun bil asale. Yani şeyden, amilden, doğrudan etkilenen ma'muldür. Bir ilişkiden dolayı değil de doğrudan etkilendiği için bu ma'mulun bil asaledir. Ma'mulun bil tebaiyye olmaktan çıkar. Çünkü kendisinden sonra zamir yoktur. Artık kendisi doğrudan öyedir. Burada kendisi doğrudan öye mi? Hayır. İhtarakat fiildir. Eddaru faildir. Bu fiil, bu faili merfu olmaya zorlamış.
Kullu ise ihtirakat ile olan ilişkisinden dolayı merfu değil, daru ile olan ilişkisinden dolayı aralarındaki te'kit ilişkisinden bedel mubdelün minh ilişkisinden dolayı merfudur. İşte amilden doğrudan etkilenmeyip amilin etkilediği kelimeyle olan ilişkisinden dolayı ikincil derecede harekesi ortaya çıktığı için bu ma'mulun bi'tebaiyyedir. Şimdi qara'tu okudum. Fiil fail. Neyi okudum? El kitabe, kitabı okudum. Bu el kitabe fiilin mef'ulü bihi olmakla mansuptur. Qara'a fiili tu failini mahallen merfu olmaya, el kitabe mef'ulünü de mansup olmaya zorlar. Bu ma'mulun bil asaledir. Ma'mulun bil asale, amilden doğrudan etkilenen, doğrudan kendisi öye durumunda olandır. Tamam. Ama kulle, onun müekkidi olan el kulle kelimesi, aralarındaki te'kit ilişkisinden, bedel mubdelün minh ilişkisinden dolayı kulle, o da mansuptur. O da mansuptur. Çünkü bütün müekkitler müekketlerinin harekelerini alırlar. Kuralı gereği. Kendisi kara'a fiilinden amille doğrudan ilişkiye girdiği için değil, onun etkilediği kelimeyle olan ilişkisinden, yani indirect bir dolaylı bir şeyi bulunduğu için etkilenmesi, biz buna ma'mulun bittebaiyye diyoruz. Halbuki bu cümlede ne'am virgül ca'e. Şimdi ne'amdan sonra mana bitti. Ca'e fiil el kullu fail. Burada el kullu ca'e fiili tarafından merfulaştırıldığı için ve bir başka kelimeyi te'kit etmek amacıyla gelmeyip doğrudan fail olduğu için bu ma'mulun bil asaledir ve dolayısıyla kendi harekesini kendinden önceki amil belirler. Dolayısıyla burada ona müekkit diyemeyiz. Kullun daima müfret müzekker olarak kalır. Yani cümlede neyi temsil ederse etsin. Bakın burada eddaru kişi kelimesini temsil etti. Kullu kulluydu. Burada el kitabe kelimesini temsil etti. Müfret müzekker, tekil erkek bir kelimeyi temsil etti. Kullu yine kulluydu. Burada el a'male akılsız çoğulu, yani müfret müennes hükmünde olan akılsız çoğulu tekil dişi anlamda olan kelimeyi temsil etti. Yine kullu kulluydu. Yukarıda geçiyorum. Bu kulluya örnek olmaz. Neyse aşağıda gelirse tekrar gereken açıklamayı yaparım. Yani kullu kendi şeklinden değişiklik vermez. Kulletun olmaz. Ya da farklı şekilde çoğullaştırılmaz, tekilleştirilmez. Kullu kulludur. Neye birleştiği, neyi temsil ettiği hiçbir önem yok. Kulluhu, kulluhuma tesniye kullanılmaz. Kulluhu, kulluhum. Kulluha, kulluhunne. Neye birleşirse birleşsin. Kullukum fark etmez. Kullu kulludur, değişmez. Ecma'u, tesniye hariç müfret veya cemi tekit eder. Tamam. Makabline göre sigasında değişiklik olur. Ecma'u müfret için kullanıldığı zaman tekil erkekler için kullanıldığında ecmau olarak kalır. Zaten tesniyeye kullanılmıyor. Çoğul için kullanıldığında, çoğul erkek için kullanıldığında ecmaune şeklinde cem müzekker olarak gelir. Eğer ecmau, burada vermiş hocamız sağ olsun tablo şeklinde, müfret müzekkeri temsil ediyorsa qara'tu okudum el kitabe kitabı ecma'ahu tamamını okudum. Müfret müzekkeri temsil etti. Ecma'u olarak kalır. Ca'e geldi. Ettullabı öğrenciler ecma'une. Hepsi geldi. Cemi müzekkeri şey yapsa ecma'une şeklinde çoğul olur. Eğer müfret müennesi temsil etse ihtarakat yandı. Eddaru ev cem'a'uha evin tamamı yandı. O zaman cem'a'u şeklinde gelir. Çoğul bayanı temsil etse cüm'u şeklinde gelir. Mesela hadarat geldi, etet geldi, ettalibatu öğrenciler cüm'u hepsi geldiler derken çoğul bayanda da cüm'u olur. Sağ olsun örnek vermiş. Hemen hocamızın örneklerini bir inceleyelim. Ca'e geldi, el ceyşu ordu ecma'u. Şimdi ceyşu her ne kadar bir çoğulu ifade ediyorsa da kelime kendisi müfrettir.
Lafzen müfrettir, manen mana itibariyle cemidir. Çoğulu bunun kendisinin de çoğulu var. Cuyuşun şeklinde gelir. Burada lafzen müfret olduğu için ecma'u ecma'u olarak kalır ve müfret muamelesine tabi tutulur. Ca'e geldi. El ketibetu. Burada ca'e niye ca'e kaldı? El ketibetu'nun sonundaki te gerçek bir dişiliği ifade etmiyor. Görünüşte etmiyor. Ama sen burada cem'a'uyu kullanıyorsan o zaman buraya ca'et demek zorundasın. Aynı cümlenin içerisinde ca'el ketibetu doğrudur. Bu ketibe şeydir, 1.000 kişiden oluşan askeri, bizim Türkçe'de tabur dediğimiz. Tabur anlamına gelir, tamam mı? Sen ketibetu gerçek bir şeyi ifade etmiyor diye ca'e'yi ca'e bırakırsan o zaman buna da ecma'u demen gerekir. Yok, buraya cem'a'u diyorsan buraya da ca'et demen gerekir. Bu kendi içinde çelişmek olur. O yüzden arkadaşlar buraya bir açık T ekleyin. Açık T ekleyin ve şu şekilde yazın. Ca'et. Ca'et geldi. El ketibetu tabur cem'a'u bütün halinde geldi. Ca'et geldi. En nisa'u kadınlar cuma'u. Burada çoğul bayan temsil ettiği için cuma'u olmak zorundadır. Bir de kafetun bütünüyle tamamen, ammetun bütünüyle umumi anlamda, cemi'un yine bütün tamamıyla anlamına gelen şeylerimiz de var. Müekkitlerimiz de var. Bunlar da bu isimler de uygun zamire muzaf olmak şartıyla yani kendilerinden sonra birleşecek bir zamir olacak ve bu zamir her neyi teekit ediyorlarsa müekkede cinsiyet ve sayıda uyumlu olacak. Buraya hu mu geliyor? Ha mı geliyor? Hum mu geliyor? Hunne mi geliyor? Ke mi geliyor? Kum mu geliyor? Ki mi geliyor? Kunne mi geliyor? Her ne zamir geliyorsa kesinlikle müekkedin cinsiyetine ve sayısına uyumlu olmak durumunda ve onun zamirini kendisine muzafın ilih olarak almak zorunda. Şimdi örneklerimize bakalım. Sellemtu selam verdim. Alel eshabi arkadaşlara cemi'ihim. Burada sellemtu fiili ala harfi cer ile gelmiş. Burada alel eshabi car ve mecrurdan oluşan bir mef'ulün bir gayr-ı sarihtir. Eshabi kelimesi çoğul sahabiyyundan eshabun. Çoğul erkekleri ifade ediyor. Dolayısıyla cemi'i de gelse, kâfeti de gelseydi burada, üçüncü kelime ammeti de gelseydi, hepsine him zamiri birleşmek zorunda olacaktır. Sellemtu alet talibati olsaydı bu cümle, sellemtu selam verdim kime? Alet talibati kız öğrencilerime selam verdim. Alet talibati deseydim burada ne yapacaktım? Cemi'i hinne, kafeti hinne, cemi'i hinne şeklinde bunu getirmek zorunda kalırdım. Kesinlikle müekkedin cinsiyetine ve sayısına uygun bir muttasıl zamir getirmek durumundayım. Zamir bulunmazsa bunlar da müekket olmaktan çıkarlar. Ca'e geldi. El eshabu arkadaşlar geldi. Cemi'an. Nasıl? Cemi'an topluca gelir. Burada hal olur. Ca'e geldi. El eshabu arkadaşlar nasıl geldiler? Cemi'an topluca geldiler. Hepsi geldiler. Burada cemi'an nasıl sorusunun cevabı olduğu için hal olur ve dolayısıyla müekkit olmaktan çıkar. Tedrib, alıştırmalar. Aşağıdaki cümleleri tercüme ediniz. Lafzi ve manevi tekitleri tespit ediniz. Kaideleri uygulayınız. Tamam inşallah. Yusni över, metheder. Ennasu insanlar. Cemi'uhum, tüm insanlar över, metheder. Kimi? Alel amili, o işçiyi ki el muciddi. Yaptığı işi ciddiyetle, vakarla, erdemle, düzgün yapan kişiyi tüm insanlar över. Şimdi burada yusni fiildir. Ennasu failini merfu olmaya zorlar. Bu ma'mulun bil asaledir. Cemi'u müekkittir. Çünkü bitişik zamir var ve ennas kelimesini teekkit ediyor. Kendisinin teekkit ettiği ennasu müekkedi burada fiilin faili olmakla merfudur. Dolayısıyla o da merfu olmak zorundadır. El mulku mübtedadır, merfudur. Bu hatırlarsanız iki tane bizim manevi
amilimiz vardı. Bir mübteda haber, iki muzari fiil. İki yerde. Bir mübteda hiçbir amil olmadan merfudur. Haber hiçbir amil olmadan merfudur. Bir de önünde herhangi bir amil bulunmayan muzari fiiller kendiliğinden merfudurlar. Şimdi el mulku manevi bir şekilde merfudur mübteda olduğu için. El mulku mübteda. Burada kullu kelimesi el mulku mübtedasını teekit ettiği ve onun müekkedi de merfu olduğu için müekkit olan kullu da merfu olmak ve ona uyum sağlamak zorundadır. El mulku mülk kulluhu. Evet, mülkün tamamı lillahi. Taksis yapıyor. Lam burada taksis ifade eder. Yalnız ve yalnız Allah'a aittir. Benim diyen herkes benim dediği her şeyi yerinde koyup geçip gider. Bütün mülkiyet gerçek anlamda yalnız Rabbül Alemine aittir. Çok güzel bir cümle. Tefakkattu, kontrol ettim. Tefakkade yetefakkadu, kontrol etmek, teftiş etmek, gözetmek, bakmak. Tefakkattu, kontrol ettim. Ene ben nefsi kendim. Şimdi burada tefakkattu, muttasıl zamiri fail konumundadır, merfudur. Sadece bu zamirler, muttasıl zamirler, merfu olduğunda araya munfasıl zamir eklenirdi. Mansup ya da mecrur olduğunda eklenmezdi. Tu fail mi? Muttasıl zamir fail, net. O zaman ona uygun olan munfasıl zamir nedir? Ene. Eğer na olsaydı, tefakkadna, buraya nahnu gelecekti. Tefakkadet olsaydı buraya hiye gelecekti. Tefakkattuma olsaydı buraya entuma gelecekti. Dolayısıyla fiile birleşen muttasıl zamir fiilin faili konumundaysa ve merfu ise müekkit zamir munfasıl ara zamirle beraber gelir. Müekkit kelime. Burada ene munfasıl zamiri tuyu garantiye alıyor. Ve kişinin başka sebeplerden oradan buradan değil, bizzat kendisinin bu işi yaptığını ifade ediyor. Tefakkattu, kontrol ettim, muayene ettim, teftiş ettim, ne olduğunu bilmiyorum. Ene ben, nefsi, evet ben kendim kontrol ettim. Eşcar el-büstani, bahçenin ağaçlarını ben kendim kontrol ettim, muayene ettim, denetledim, teftiş ettim, burada kontrol ettim. Fevecettu gördüm ha ki onlar cemiyan tamamı mısmiraten meyveye durmuşlar. Esmera yusmiru meyveye durmak, meyve vermek anlamına gelir. Hepsinin meyve verdiğini gördüm. Şimdi devam edelim. İyyake, İyyake. İyyake tek başına yeter. İyyake burada tembih. İyyake, seni uyarıyorum, seni ikaz ediyorum, seni mütenebbih olmaya, agah olmaya davet ediyorum. Bu tek başına yeterdi. Hangi konuda? Ennemimete, gıybet konusunda. Boğuculuk, laf getirip götürme konusunda seni uyarıyorum. Yani bu konuda dikkatli ol. Amellerini yer bitirir anlamında. Dostuna bunu diyeceksin. Ama kişi de bu özellik çok fazla olduğu için bir kere İyyake ile yetinmedi, ikinci İyyake'yi de getirdi. Adam çok cömert olabilir. Çok bonkör olabilir. Çok yardımsever olabilir. Çok mütevazi olabilir normal şartlarda. Ama büyüdüğü ortamdan kaynaklı farkında olmadan yanında konuşulan sözü bir başka yere taşıyabilir. Böyle bir kültür ona yerleşmiş olabilir. Sen de ona olan sevginden ve onu dikkatle daha net, pekişik bir şekilde uyarmak istediğinden İyyake, İyyake, ennemimete. Seni uyarıyorum, seni uyarıyorum, seni dikkatli olmaya davet ediyorum, seni dikkatli olmaya davet ediyorum. Hangi konuda? Ennemimete. Gıybet konusunda. Yani diğer bütün güzelliklerini bununla sıfırlıyorsun denilebilir. Kata'na kestik. Nahnu biz kestik. Bakın na burada muttasıl zamir ve merfu. Kata fiilinin failidir. Mahallen merfudur. O zaman araya nahnu ona uygun nahnu munfasıl zamiri girmek zorunda ki enfusuna ondan sonra gelsin. Enfusuna müekkidi geldi. Bu arada kata'na işi yapanlar fail konumunda ve merfuydu ya, enfusu da o müekkedinin harekesini aldı ve merfu geldi. Enfusuna biz, evet biz kendimiz kestik. Neyi? Et-tarika yolu. Kullehu tamamını. Yolun tamamını biz kendimiz kestik. Meşyen alel akta. Ha özür dilerim.
Yolun tamamını kendimiz kat ettik. Yani bu kat etme, mesafe kat etme, yürüme, ilerleme anlamında. Meşyen alel akdami yürüyerek. Alel akdam ayaklar üzerinde, meşyen yürüyerek. Tabii bunu by walking yani doğrudan yürüyerek diye tercüme ederiz. Ayaklar üstünde falan kısmını tercüme etmeyiz. Yolun tamamını biz kendimiz yürüyerek kat ettik. Cümlemiz bu. Garabet battı, garabet battı, eşşemsu güneş. Zeynep bana diyor ki beni parka indir. Gece bunu istiyorsa diyorum ki güneş evine gitti. Sabah dönsün, yarın dönsün evden seni götüreceğim. Bu bizim şifremiz. Gündüz video aç deyip de YouTube'da böyle papağan videoları, kedi köpek videoları ya da Maşa'yla Kocaeli diye bir çizgi film var. Onu çok seviyor. Onları açmamı istediğinde gündüz açmıyorum. Aşırı bağımlılık olmasın diye. Orada da diyorum ki güneş evine gittiğinde, karanlık olduğunda sana video açacağım. Nasıl ki akşam namazına dursanız güneşin gittiğini fark ediyor. Hemen koşup geliyor, sarılmaya, sırnaşmaya başlıyor. Güneş gitti, güneş gitti. Güneş eve gitti, güneş eve gitti. Yani, ya ne demek istiyor? Video maç, video maç. Ve manayı pekiştiriyor. Kesinlikle çift söylüyor. Bak burada da o yapılmış. Garabet işşems, garabet işşems. İki kere. Cümle de tekrarlanabilirdi. Sadece fiil tekrarlanmakla yetinmiş. Garabet, garabet, battı, battı, eşşemsu güneş. Ha burada şems, semai, müennesti. Diğer derslerimizi hatırlatmıştık. Bir daha hatırlatmış olalım. Etti'i, itaat et. Valideyke, ana babana, kileyhima. Burada fiili değil, faili değil. Doğrudan mef'ulu bihi müekkit, teekkit etmiş. Kime? Ana babana, kileyhima. İkisine. Ananı et, babanı bırak. Babanı et, ananı bırak değil. Kileyhima. Valideyke eti fiildir. Ente bunun failidir. Tahtında gizli. Valideyke mef'ulun bihidir. Mef'ulu bih mansuptur. Dolayısıyla kila olmalıydı normalde. Ama kileye döndü. Kileyhima. Her ikisine de. Biz dedik ki kila ve kilta. Tesniye için kullanılan erkeklerde kila, bayanlarda kilta şöyleydi hatırlarsanız. Bayanlarda da özür dilerim, kilta. Bunların merfu hali. Tesniye ya da özür dilerim, mecrur ya da mansup olduklarında bunlar ya'ya dönüşür. Bu kiltey olur, bu da kiley olur. Tabii bir de bir zamir birleştiğinde kileyhima olur. Bu da kilteyhima olur. Ne yapmış? Kileyhima her ikisine de itaat et. Atif merhamet göster. Şefkat atafe yatifu sevgi göstermek, şefkat göstermek, merhametli davranmak. Ala harfi ceriyle gelir her zaman. Ve atif ala ihvetike kardeşlerine merhamet et. Cemi'ihim tamamına. Burada müekket ihveti ala harfi ceriyle mecrur olduğu için cemii mecrur gelmek zorunda. Hazari, hazari fiilimsi de dikkat edin. Feali kalıbından uyarı amaçla fiilimsi kullanıldığında seni uyarıyorum. Aslında bu hazara, yahzeru sakınma, korunmaktır. Tamam mı? Hazari korun fiilimsidir. Kendisi fiil sigasında olmasa da feali kalıbı emir vermeye yarar. Bu bir fiilimsidir. Hazari, hazari, sakın, korun, sakın, korun. Neden? Minel ihmali. Görevin her neyse onu ihmal etmekten sakın, korun. Ne yaptı? Tekraren vermekle lafzi bir tekit yaptı. Ba'asattı el musafiru yolcu dareyhi iki evini kilteyhima. Darun kelimesi semai müennes dişiydi ya. Kiltey yine dişi geldi. Darey mansuptu, kiltey mansuptu. Çünkü satma fiilinin mef'ulüdür. Ve kabada teslim aldı. Essemene bedeli, evin bedelini, ücretini, kullehu bütünüyle. Burada essemene mef'ulü bihti, kulle mef'ulü bihi temsil ettiği için o da mansup, bu da mansup. Erkekti, erkek geldi. Ecel, ecel. Ecel, Iraklıların özellikle kullanıldığı, diğer yerlerde çok yaygın değil. Güney Irak'ta ecel, neamdan ziyade ecel kullanılır. Evet kelimesi. Diğer halklarda pek rastlamazsınız. Eceli çok yaygın olarak kullanmazlar. Neam daha yaygındır. Evet. Seyelka karşılaşacak. El cani cinayet işleyen cezaehu. El cani suç işleyen anlamında burada. Cena yejniden el cani ismi fail. Cezaehu karşılığını alacak.
Burada ne yaptı? Aynı lafzı iki kere. Evet. Lafzı tekit yaptı. Adde döndü. Er-Rasulü elçi. Aynuhu bizzat kendisi yahmilu taşıyarak el büşra müjde. Bir müjde taşıyaraktan döndü. Er-Rasulü belki de hani Peygamber Efendimizin şeyden dönüşünü söyleyin. Miraç'tan dönüşünü bu cümle aslında çok güzel ifade eder. Ne yaptı orada? Şeyle siz söyleyin. Namaz müjdesiyle döndü. Ümmetinin affolunacağı müjdesiyle, şefaati uzma müjdesiyle döndü mübarek. Ade döndü. Er-Rasulü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynuhu bizzat kendisi. Yahmilu taşıyarak el-büşra bir müjde taşıyarak döndü. Burada aynı kelimesi Er-Rasulü müfredini ne yapmış? Pekiştirmiş. Rakiptu bindim ez-zevraka. Zevrak bu deniz taşıtlarının küçükleri, merkep ve zevrak denir bunlara. Şimdi en büyüğü sefinetundur. Deniz taşıtlarının en büyüğü sefinetun. Gemi. Çoğulu sufunundur. Onun bir küçüğü bahiratun. Bu boğaz hası var ya, halakanın hası. Bahiratun. Be, elif, hara. Bahiratun, bevahiru. Vapur. Onun işte daha küçüklerine zevrak ve merkep kelimeleri kullanılır. Aynehu bizzat sandala bindim. Ma'a sadiqayye iki arkadaşımla kileyhima. İki arkadaşımla birlikte bindim. Şimdi burada ayne ez-zevrak mef'ulü bihini pekiştirmiş. Sadiqayye müekkedini de kiley müekkidi bitiş, şey yapmış. Sadiqayye ma'adan dolayı mecrurdur. O yüzden kiley de mecrur gelmiş. Kale Allahu Teala وَلَوْ شَاءَ eğer dilerse Rabbuke Rabbin لَاٰمَنَ iman ederdi men herkes fil ardi yeryüzünde olan kulluhum tamamı. Burada men yeryüzünde olanların tamamını. Hani men tek erkeğe, iki erkeğe, çoğul erkeğe, tek bayana, iki bayana, çoğul bayana. Herkese kullanılan müşterek bir lafızdı. Burada o yüzden kulluhum geldi. Kullu, amenenin faili konumunda olan men mahallen merfudur. Kullu da müekkedi. Müekkedi merfu olduğu için kullu da merfu gelmiştir. Cemiyan, topluca iman eder. Eğer ki Rabbin iman eder isteseydi, yeryüzünde olan herkes topluca iman ederdi. Fe ente, özür dilerim, efe ente, sen mi tukrihu zorlayacaksın ennase insanları, hatta yekunu olmaları için müminine, mümin olmaları için insanları sen mi zorlayacaksın? Yani Allah Resulü'nü ve onun zatında bütün müminlere. Müminin de Allah Resulü'nün de elçilerin de görevi tebliğdir. Bizim zorlamamız yok. Dini kabul noktasında zorlama yok. Yaşantın da örnek olabiliyorsan ol. Dinin güzelliklerini anlatıyorsun, anlatabiliyorsun, anlat. Kimsenin diyeceği yok. Ama dini kabul noktasında zorlama yok. La ikraha fid din. Ne zaman yok bu zorlama kabul noktasında yok. Dini kabul ettikten sonra ikrah var mı? Var. Dinin gereklerini yerine getirmeyen insan namaz kılmaya zorlanır, oruç tutmaya zorlanır ya da dinin yasaklarını çiğnerse o zaman ceza verilir. O ayrı bir dava. Ama dini kabul etme noktasında Allah Resulü ne diyor ki? Dikkat et, eğer Rabbin dileseydi yeryüzünde olan herkes topluca iman ederdi. Durum böyleyken Rabbin dilemedi, onları özgür bıraktı, serbest bıraktı. Efe ente tukrihun nase. Sen mi insanları zorlayacaksın? Ha ben bu anlamda şeye çok şaşırıyorum. Böyle insanları din noktasında zorlayan, hatta sırf mezhebinden dolayı böyle aşağılayan, kınayan, şey yapan insanlar, ben tabirimi mazur görün, haşa Allah'tan rol çalmak diye adlandırıyorum. Allah irade vermiş. O irade üstünden kişiyi imtihan ediyor. Ve o iradesini Allah'ın istediği doğrultuda kullanırsa ödüllendiriyor ya da tersine kullanırsa cezalandırıyor. Sen şunu diyorsun, haşa ya Rabbi sen hata etmişsin onları özgür bırakmakla. Ben onları zorlarım. Ben onları zorlarım. Ya bu benim mezhebimi kabul ederler ya da ben onları öldürürüm. Çok garip bir mantık. Çok garip bir yaklaşım tarzı. Arkadaşlar bizim görevimiz tebliğ. İyi ve güzel olanı anlatacağız ki kimse anlatılana bakmıyor. Herkes senin yaşantına bakar. Düzgün yaşıyorsan inanın düşmanınız bile olsa sizin o halinizi itiraf ediyor. Yok o hoca onu yapmaz. Yok onu yapmaz. O konuda titizdir. O onu yapmaz. Lehinizde düşmanınız bile şehadette bulunabiliyor. Onun için bizim yapacağımız şey yaşantımızda inşallah örnek olmak yoksa zorlama gibi bir hakkımız yok. Burada da men
Amenen'in faili ve çoğul olduğu için kullu da çoğul geldi ve merfu geldi. Allahu Teala diğer bir ayet ve iz hani ale demişti Rabbuke Rabbin lil meleketi meleklere inni gerçekten ben halikun yaratacağım beşeren bir insan türü beşer yaratacağım min salsalin kuru bir çamurdan ki min hameyin şekil verilebilir mesnunin ve kokuşmuştur. Kokuşmuş şekil verilebilen bir çamurdan bir beşer türü yaratacağım demişti. Fe izâ sevveytuhu ben onun yaratılışını tamamlar da ve nefaktu üflersem fihi ona min ruhi kendi ruhumdan üflersem feqa'u fa fa'i ta'kibiyedir ka'u emirdir. Ka'u yıkılın inin aşağı lehu o kula karşı sacidin saygı secdesinde bulunun secde edenler olarak yere eğilin. Bu emir üzerine fesecede secde etti el melaiketu melekler kulluhum. Melaiketu faildir. Kulluhum da o fail olduğu için merfuydu. Onun müekkidi de aynı harekeyi aldı. Kulluhum o da merfu oldu. Tamamı secde etti. Ecmaun topluca ne yaptı? Çift pekiştireç kullanmış. Fark ediyor musunuz? Secedel melaiketu, melekler secde etti. Kulluhum. Hepsi ecmaune. Topluca ettiler. Hepsi topluca secde ettiler. Pekiştirme üstüne pekiştirme. İlla hariç iblis. İblis hariç. Eba yüz çevirdi. En yekune olmaktan me'assacidin secde edenlerle birlikte olmaktan yüz çevirdi. Onlarla aynı gruba girmekten yüz çevirdi. Secde etmedi. Kale dedi Allah Celle Celaluhu dedi ki ya iblis ey iblis malek sana ne oluyor ella tekune olmuyorsun me'assacidin secde edenlerle birlikte olmaman için sana olan ne? Derdin ne? Ne yapmak istiyorsun? Kale dedi, lem ekun değilim, li escude secde edecek değilim, li beşerin bir insana ki, halak da yarattın, hu onu min salsalin, kuru balçıktan, min hameyn, şekil verilebilen, mesnunin kokuşmuş. Kokuşmuş bir kuru balçıktan yarattığın insana secde edecek değilim. Şimdi biz diğer bir ayetten biliyoruz ki, beni ateşten yarattın diyor. Yaratılma maddesinden iftihar bahanesi uyduruyor. Kale dedi fehru çık minha o cennetten inneke şüphesiz ki sen racimun kovulmuşsun. Burada mercumun anlamında racim fe'ilun kalıbından mef'ulun anlamında sıfat müşebbehedir. Oğlun. Ve inne şüphesiz ki aleyke senin üzerine lanete lanet ila yevmiddin hesapların görüleceği güne kadar lanet senin üzerinedir. Kale dedi Rabbi Rabbim feenzir imkan verni bana ila yevmi yub'asun tekrar diriltilecekleri güne kadar bana imkan ver dedi. Kale dedi feinneke sen minel munzarine imkan verilenlerdensin. Kendisine fırsat tanınanlardansın. İlâ yevmil vaktil malum. O bilinen vakte kadar. Kale dedi Rabbi, Rabbi ey Rabbim. Bak şeytan burada kelime oyunuyla bir film çevirmek istedi. İlâ yevmi yub'asun. Kendisini kabir azabından kurtarmak için tamam mı? Ne yaptı? Diriltilecekler güne kadar müsaade istedi. Halbuki Allah ne zamana kadar izin verdi? İlel vaktil ma'lum kıyamete kadar verdi. Kıyametten sonraki şeye kadar ki aralıkta siz söyleyin tekrar dirilmeye kadar ki aralıkta ki hadis-i şerifte onun 40 olduğu geçiyor. Ama ravi diyor ki ben tam hatırlamıyorum. Allah Resulü 40 dedi ama Erbaine yevmen mi dedi? Erbaine seneten mi dedi? Erbaine şehren mi dedi? Orayı bilmiyorum. Temyizini bilmiyorum. 40 gün mü, 40 sene mi, 40 ay mı dedi, onu bilmiyorum dedi. Mübarek arada bir 40 gün var ya da 40 yıl var ya da 40 şey var. Zaten orada zaman kavramı değiştiği için ne dediğinin çok da önemi yok. Kale dedi Rabbi, Rabbim bime ağveyteni ağve yuğvi birini yoldan çıkarmak, birini günaha teşvik etmek, birini bir şeye karşı kışkırtmak. Bime ağveyteni beni yoldan çıkarman üzerine le uzeyyinenne ben de süsleyeceğim lehum o Adem oğluna fil ardı yeryüzünde yaptıkları haramları, günahları ve senin emrine karşı gelişleri onlara süsleyeceğim. Ve le uğviyennehum ben de onları azdıracağım, yoldan çıkaracağım ecmain tamamını. İlla hariç ibadike senin kullarından minhum içlerinden muhlasin, ihlasa erdirilmiş olanlar. Arkadaşlar bakın, ehlese, ehlese kişinin yaptığı işi
halis Allah rızası için yapmasıdır. Eğer kişi kendi yaptığı ameli her türlü desinlerden, görsünlerden, riyadan, kibirden halis, saf hale getirebilirse, bunu kendi başarabilirse o kişiye muhlis denir. Muhlis, ihlas sahibi kişi. Ama muhlis olmak çok çok zordur. Çok çok zordur. Bazı kullar muhlastır. Allah Celle Celaluhu onların kalplerinin güzelliğine bakarak onları haramlardan kendisi korur, onlara yardımcı olur ki özellikle bütün peygamberler bu anlamda muhlastırlar. Onlara bütün beşeriyete örnek olmak gibi çok uç bir görev verileceği için insanların nazarında geçmişleriyle sorgulanmasınlar diye, geçmişleriyle, geçmişte yaptıkları hata ve kötülüklerle, geçmişte söyledikleri yalanlarla, cinayetlerle, aldatmalarla şey yapılmasınlar diye, siz söyleyin, itap edilmesinler, kınanmasınlar ve insanlar onların geçmişlerinin temizliğini bilerek onlara uymakta sıkıntı yaşamasınlar diye peygamberler kendilerine peygamberlik görevi verilmeden önce de Allah Celle Celaluhu tarafından korunurlar. Bu anlamda onlar muhlastırlar, ismi mef'uldurlar. Ahlese, saflaştırdı, temizledi, temize çıkardı, niyetini halis tuttu. Fiilinin ismi mef'ulüdürler. Allah tarafından onlar ihlasa erdirilmişlerdir. Bu anlamda اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَس۪ينَ Senin muhlas, ihlasa erdirilmiş kulların hariç ne kadar diğer kullar varsa onları saptıracağım, yoldan çıkaracağım, onları kışkırtacağım diyor. Şimdi madem ki muhlisinden olmak zordur, Allah'tan kendi lütfuyla bizi ihlasa erdirmesini isteyip dua ederken Allahümme ec'alna minel muhlasin, Allahümme ec'alna min ibadikel muhlasin şeklinde bir dua etmek gerçekten müminin ağzına çok yakışır. Allahümme ya Rabbi ec'al kıl haline getir ni beni ya da na bizi min ibadike kullarından el muhlesine ihlasa erdirilmiş kullarından eyle. Elimizden tut. Yani biz çaba ve gayretimizle o ihlası tam yakalayamıyoruz. Sen bize bu konuda yardımcı ol diye güzel bir şekilde dua etmek gerekir. Kale dedi, haza bu sıratun bir yoldur. Aleyye benim için mustakim dosdoğru bir yolumdur. İnne ibadi gerçekten benim kullarım neyse yoktur leke senin aleyhim onların üzerinde sultanın bir hakimiyetin sen istediğin kadar kışkırtacağım şunu bunu yapacağım desen de senin onlar üzerinde bir hakimiyetin yoktur illa hariç. Senin tek hakimiyetin şunların üstündedir. Men her kim ki ittebaa tabi olursa ke sana minel gavine azgınlardan. O kullarımın içinde azgın olup şeytana tabi olan, şeytanın peşinden gidenler hariç diğerlerin üzerinde senin bir hakimiyetin, otoriten yoktur. Gerçekten insan biraz ihlaslı davranıp böyle helalle haram iki şık önüne çıktığında, iki yol önüne çıktığında Allah'ı düşünüp Rabbinin rızasını ve gazabını düşünüp ben bu yolda gidersem Allah'ın rızası, diğer yoldan gidersem Rabbimin sevgisini kaybetme korkusu takva budur zaten. Kendi istek ve iradesiyle Allah'ın sevgisini kaybetmekten sakınmak ya da Allah'ın gazabını üstüne çekmekten sakınmak muttaki budur. Bunu düşündüğü anda gerçekten şeytanın senin üstünde bir gücünün, hakimiyetinin olmadığını görüyorsun. Bu anlamda nefis şeytandan çok daha güçlüdür. Allah her ikisinin şerrinden de insanı muhafaza etsin. Ve inne şüphesiz ki cehenneme cehennem le mev'iduhum. Hem onların varacağı yerdir. Ecmain topluca. Leha cehennem için vardır. Sebatu evvabin. Yedi kapısı vardır. Li kulli babin her bir kapının da minhum. Bu kapılardan her birini içinde, şey, bu insanlardan her biri içinde bu kapılardan cüz'ün maksum. Yani kim nereden gideceğine dair bölümlere ayrılmıştır. O sana uyan ya da imansızlığı tercih eden, benim rızamı değil senin yolunu tercih edenlerden her birinin hangi kapıdan gireceği de maksum, taksim edilmiş, bölünmüş, belirlenmiştir. Allahu Teala dedi ki, iz hani kale demiştir Rabbuke Rabbin, lil melaiket meleklere inni gerçekten ben halikun yaratıcıyım beşeren bir beşer
kür yaratıcı mintinin çamurda. Ve izâ sevveytuhu sevva yusavvi tesviye, bir şeyi tesviye etmek, düzenlemek, tamamına erdirmek. Sevveytuhu, onu tamamladığımda, ve nefaktu, üflediğimde, fihi, ona min ruhi, ruhumdan üflediğimde, feka'u, hemen akabinde, ka'u, düşün, lehu, ona sacidin, secde ediciler olarak onun önünde eğilin. Fesecede, secde etti, el melaiketu, melekler, kulluhum ecmaun. Bak yine, kulluhum ecmaun, çift müekkit kullanıldı. Melaiketu muekkedi, müekkedi, merfu olduğu için kulluhum da ecmaun da, her ikisi de merfu geldiler. İlla hariç, iblise iblis hariç. İstekbera, kibirlendi, ve kâne oldu, minel kafirine, kafirlerden, nankörlerden oldu. Kale dedi, ya iblisu, ey iblis, ma mena, seni engelleyen nedir? En tescude, secde etmekten, lima halaktu, yarattığım yedeyye, iki elimle. Bizzat yarattığım şeye secde etmekten seni alıkoyan nedir? Estekberte, kibirleniyor musun? Em kunte minel alin, yoksa kendi kendine büyüklenenlerden misin? Her iki durumda çirkin. Em olumsuz durumları çirkin görünen iki ihtimali birbirine bağlamakta kullanılan edattır. Ev gerçekten biri diğerine atfedilen ya da çirkinliği, kötülüğü ifade eden değil. Normal sıradan iki durum birbirinin üstüne atfediliyorsa ev. Olumsuz, menfi, çirkin durumlar birbirinin üstüne, burada olduğu gibi. Sen kibirlendin mi? Eğer kibirlendiysen de kibriya benim elbisemdir. Kibirlenmek benim hakkımdır. Sen kimsin ki kibirlenesin? Ya da em kunte minel alin. Kendini yücelerden gören, üstünlerden, büyüklerden görenlerden misin? Yoksa öyle bir durum mu? Ki bu da çok çirkin bir durum. Bir çirkin diğer çirkinin üstüne atfedilmiş. Kale dedi, ene ben hayrun, daha hayırlı minhu ondan. Halak beni, beni yarattın, min narin, ateşten yarattın. Ve halaktehu, onu yarattın, min tînin, çamurdan yarattın. La havle ve la kuvvete illa billah. Çok güzel bir karikatür var. Bilmiyorum rastlamış mısınız? İki zebra grubu ırkçılık yapıyorlar. Birinci grup diyor ki, biz siyah zemin üzerine beyaz çizgili zebralar, siz beyaz zemin üzerine siyah çizgili zebralardan daha üstünüz. Ki bilim adamları şu anda hala bunu tespit edebilmiş değiller. Gerçekten zemin siyah da üstüne beyaz çizgi mi var, yoksa zemin beyaz da üstüne siyah çizgi mi var? Zebraların bu durumu derilerinden net değil. Mesela şeyler öyle değil. Kutup ayıları, iç derileri baştan sona siyahtır. Dış tüyleri güneş ışınlarını tutabilsinler, oradaki küçücük bir ışıktan dahi vücutları, derileri istifade edebilsin diye siyah pigmentlerle, bütün derisi simsiyahtır. Tıraş etseniz o bembeyaz hayvanda simsiyah, böyle acayip bir şey ortaya çıkar. Onlarınki bellidir ama zebraların derisinden bunu tayin etmek, tespit etmek dahi mümkün derken, böyle bir işte ırkçılık, böyle bir şey ya. Allah insanı muhafaza etsin. Kale dedi, fehruç, çık minha, cennetten, fe inneke racim, sen gerçekten kovuldun, ve innese aleyke, şüphesiz ki senin üstünedir, laneti, ben, bak orada el lanete, her türlü laneti. Bir başka ayette diyordu ya, nerede? Bakara suresinde mi? Benim meleklerin ve bütün lanet edicilerin laneti. Bir ayette öyle geçiyor şeytana karşı. Yukarıdaki ayette el-la'nete dedi. Cins isime elif-lam getirilmekle bütün lanetleri ifade etmesi, istigrak-ı kulli sağlandı. Burada da la'neti, doğrudan benim lanetim senin üstünedir. İlâ yevmiddin, hesap gününe kadar. Kale dedi, Rabbi Rabbim fe'enzirni, bana mühlet ver. İlâ yevmi yub'asun, diriltilecekleri güne kadar. Kale dedi, fe inneke sen minel munzarine, fırsat imkan verilenlerdensin. İlâ yevmil vaktil ma'lum, o bilinen kıyamete kadar. Diriltilecekleri güne kadar değil. Kıyamete kadar sana vakit veriyorum. Kale dedi, fe bi izzetike. Kafir, bu izzeti biliyorsun da Rabbine itaat etsene. Fe bi izzetike, senin izzetine, senin şerefine, haysiyetine, onuruna, yüceliğine, güç, kudret, azametine yemin olsun ki, şeytan diyor, Allah'ın izzetine yemin ediyor kafir. Le ugviyennehum, ben onları yoldan çıkaracağım. Ecmain, tamam. Şimdi burada bakın, ugviyennehum, fiile birleşmiş hum, fiile birleşmiş hum burada müekkettir. Fiile birleştiği için mansup konudadır. Mahallen mansuptur. Onları azdıracağım. Onları. Burada ne mefulü bih? Ecmain ne? Mansup. Ne yaptı? Müekkit. Müekkedin harekesini aldı. İlla ibadekel minhumul muhlesin. İçlerinden, onların içinden muhlas olan kulların hariç hepsini azdıracağım.
Kale fel hak vel hakka akul. Doğru bu ve ben doğruyu söylerim. Hak bu ve ben hakkı söylerim. Le emle enne. Eğer sen bunu yaparsan, onlar da sana uyarsa, le emle enne. Kesinlikle dolduracağım. Bakın hem lam burada tekit ediyor hem de şeddeli nun. Normalde mele yemle u emle u. Bu emle u basit muzari fiildi. Önüne lam ahd getirdi. Manayı bir buradan pekiştirdi. Ve şey getirdi, şeddeli nun getirdi. Hani biz emir fiillerinin tekidinde görmüştük bunu. Emir ve muzari fiillerinin tekidinde. Bir de buradan pekiştirdi. Çift pekiştirme. Kesinlikle ama kesinlikle dolduracağım. Cehenneme cehennemi minke seninle ve mimmen tebi'ake ve sana uyanlarla minhum okullarından ecmain tamamınızdan, hepinizden. Sizi cehennemi dolduracağım. Yani hiçbirinizin bundan kurtuluşu olmayacak. Burada minhum minhum min harfi cerdir. Hum mecrurdur. Muhallen mecrurdur. Muttasıl zamirdir. Ecmain de bu mecruru sembolize ettiği için, onu tekit ettiği için kendisi de ecmain şeklinde yanunla mecrur olarak gelmiştir. Evet, tekit müekkit konusu sanırım yeterince anlaşıldı. Ders biraz uzun oldu ama tek videoda bitirmek istedim, bölmek istemedim. Güzel bir konu, kesinlikle bilmeniz gereken bir konu. Allah yar yardımcınız olsun, zihni açıklığı versin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.